Kuvvetli konularla daima güzel sanat eseri yaratılmaz. Orhan Kemal, Sarhoşlar, Varlık Yayınları, İstanbul. Orhan Kemal hikayeciliğimizin en çok anılan bir adı oldu. Daha ilk kitabını yayınladığı zaman bu genç yazarın değeri açıkça belli olmuştu. Babaevi, Avare Yıllar adlı romanların ekmek kavgası takip etti. Bu eserleriyle Orhan Kemal yeni edebiyatımızın gururla göstereceği bir şahsiyet haline geldi. Burada bahsetmek istediğimiz Sarhoşlar adlı yeni hikaye kitabıdır. 17 küçük hikayeyi bir araya getiren bu kitapta Orhan Kemal'in ne kadar kuvvetli bir hicivci ve humoriste olduğunu bir kere daha görebiliyoruz. Acılığı okudukça içimize sinen, hayatın her göze görünmeyen, Yalnız onların üstüne eğilmesini bilen gerçek sanatçılarla anlaşabilen tarafları hikayeler halinde bize sunulmuştur. Orhan Kemal'in ele aldığı konular gerçekten kuvvetli. Fakat bu konuları başka bir yazar yazmak istese öyle sanıyorum ki bu başarıya erişemez. Kuvvetli konularla daima güzel sanat eseri yaratılmaz. Bu konuları işleyen sanatçının gücüne bağlı bir şeydir. Orhan Kemal bir uslubu, bir kişiliği olan yazarlarımızdan. Bu hal ilkin pek belli olmuyor ama bu hikayeleri ondan başka birinin yazamayacağını da çok geçmeden teslim etmeyi mecbur kalıyoruz. Yazarın başarısı bence buradadır. Sarhoşlarda okumakla doyulmayan hikayeler arasında balık, parkta, sarhoşlar, incinin maceraları, streptomisin ve hele o unutulmaz Ayşe Hoca'yı anmak isterim. Şuracıkta Orhan Kemali seven okuyucularımıza yazarın yeni hikayelerini topladığı Çamaşırcının Kızı adlı kitabının Yedi Tepe Yayınları arasında hazırlanmakta olduğunu da haber olarak bildiririz. Oktay Akbal, Vatan, 1 Aralık 1951. Onun bütün şahısları tek kelimeyle canlıdır. Çamaşırcının Kızı Çamaşırcının kızını okuyunca Orhan Kemal'in sanatında başarısını sağlayan sebepleri bir kere daha düşündüm. Bence bu sebeplerin başına Orhan Kemal'in şahıslarını yakından tanıması, tanıdığı ölçüde de sevmesi geliyor. Bu cümleyi nokta koyunca bu kadarı bir yazarı usta saymaya yeter mi diyeceksiniz. Şüphesiz Orhan Kemal sadece şahıslarını yakından tanıyan, seven bir yazar olmakla kalmıyor. Tahkiye tarzındaki ustalığı dilinin açıklığı, zenginliği gibi değerleri bir yana, kişilerinin kim olduklarını, gidişatlarının nereye varacağını, doğru yanlış hareketlerindeki sorumluluk derecesini iyi biliyor, iyi açıklıyor. Böyle olunca da hikayeleri düşündürücü bir mana kazanıyor. Bugüne kadar yayınladığı hikayeleri hatırlanırsa, görülecektir ki Orhan Kemal'in ilk hallettiği mesele, Konu sıkıntısıdır. Orhan Kemal konuları arasında her türlü farkı yani güzel veya çirkin, değerli veya değersiz daha buna benzer ekseri hikayelerimizi yeknesaklığa düşüren her türlü farkı silmiş kaldırmış. Eseni her parçası ile daimi inşa halinde olan hayatın canlılığını kazandırmıştır. Bu söylediklerimizi yazarın son kitabı Çamaşırcının Kızında topladığı hikayeleri hakkında uygulayalım. Kitaptaki 11 hikayenin... Yazarın bütün hikayelerinde olduğu gibi okuyucuda bırakacağı ilk tesir inandırıcı olmalarıdır. Bir hikayeci anlattıklarına okuyucusunu hangi yollardan inandırabilir? Anlattıkları ne olursa olsun hatta en olmaz hayal mahsulü vakaları okuyucusunun her türlü kontrolünü indirerek gerçekmiş gibi nakleden hikaye ustaları vardır. Orhan Kemal'in inandırıcılığı ise daha başka bir lezzet taşıyor. Onun bütün şahısları tek kelimeyle canlıdır. O şahıslar arasında hikayecinin anlattığı olayların geçmiş veya geçmemiş olmasından çok önemli olan nokta hikayecinin anlattığına benzer sayısız olayların her an geçebileceğidir. Çamaşırcının kızındaki hikayelerin şahısları kötü romanların yerli filmlerin hayal deminde avladığı Neriman Parklarda yangın yerlerinde midesinin bir anlık ihtiyacını kendi gibi erkeklerin cinsi isteğini ödemekle gideren kötü kadın. Varıyor beylik çöpçü beygiri gümüşü ile halo. Bir anlık sevinci ile, o güç hayat şartları içinde adeta yerlerde birbirine girmiş sayısız nebat arasında çiçek açmış sarı katır tırnakları pembe erguvan gibi gelişen küçük cambaz kız. Çocukluklarının bütün hoşluklarıyla Ayşe, Fatma, Recep. Hele duvarcı Celal adeta sayfalar arasında ağzından ucuz şarap kokusu geldiği duyulur gibidir. Her hikayede hayal kuran, dertlenen, sevinen, bezgin, ümitli şahıslar mizaçlarının bütün özellikleriyle yaşıyor. O kadar ki, hikayeyi bitirdiğiniz zaman onların hayat hikayeleri bitmiyor. Onların yeni maceralarını düşünmeye başlıyorsunuz. Neriman'ın hali ne olacak? O haylaz oğlana tutkun. Oğlan ona yar olmaz. Kızın hayalleri elinin yetişemeyeceği yerde. Haylaz oğlandan ağzı yanacak belli. Ama bir başka hovarda ona daha ümit verici görünecek. Neriman film artisti olur mu? Pek inanamıyoruz ama 5. sınıf bir gezici tiyatroda yahut barlardan birinde bir gün karşınıza çıkabilir. Kitaptaki her hikaye için düşündüklerimi söylemek belki de her hikayenin öncesiyle sonrası hakkında okuyucuya hatırlattıklarını daraltmak olacak. Ben sadece Orhan Kemal'in hikayelerindeki şahıslara kısacık hikaye çerçevesi içinde hayatlarının bütününü düşündürebilecek bir canlılık kazandırdığına işaret etmek istiyorum. Şüphesiz yazara bu başarıyı sağlayan kederlerinden, sevinçlerinden, kavgalarından bahsettiği insanları çok iyi tanıması, onları isabetle müşahede ettiği hayat şartları ile birlikte bütün olarak ele almasıdır. Orhan Kemal şahıslarını gerçekten seviyordu. Onun hikayelerinde kötü kişi yoktur. Anlattıkları adeta şahıslarının kendileri hakkında verilecek her türlü sert hükümlere karşı müdafaları gibidir. Gene Neriman'ı hatırlayalım. Neriman gençtir, güzeldir, güzel giyinmeyi, güzel yaşamayı ister ama fakirdir, annesi çamaşırcıdır. Peki Neriman ne yapsın? İltifatlara inanmasın mı? Hayal kurmasın mı? daha 18'inde hayatın kendisine nimetlerinden pay ayırmadığını kabullensin mi? Neriman'ın suçu bütün o güzel şeyleri özenmek mi? Şahıslarını gerçekten sevmeyen bir yazarın elinde Neriman kolaylıkla gülünç olabilirdi. Orhan Kemal ise hoşgörülüğü, şefkati yakın ilgisiyle o kenar mahalle dilberini küçültmeden, kendi yaşayışı içinde kendi hayallerini savunan, gerçekleştirmeye çalışan bir insan olarak veriyor. Bunun gibi onun şahıslarının hangisinin hareketlerini suç olarak görebilirsiniz? Duvar Celal'i durmadan aldatan karısını hatırlayın. Muhitleri her ikisine de hak veriyor. Ne biri ne öteki kötü insanlar değildir. Karşılaştıkları şartlar, yaşayışları çetin, amansız, zalimdir. Görgüleri geri kıttır. Ama Celal de karısı da zaafları, günahları, sevaplarıyla, etten kemikten en iyilerimizden, küçük göreceğimiz iki insandır nihayet. Orhan Kemal kimseyi hafifsetmeden etrafında gördüğü her insanın yaşayışı üzerinde aynı beşeri ilgi ile duruyor. Eserlerinde ele aldığı şahısların değişik mizaçları, her hikayesini tamamen kendi hüviyetleriyle karşımıza çıkmaları, yazarın insanlık sevgisiyle dolu şahsiyetinin neticesidir. Orhan Kemal'i insanların maddi ve manevi yoksulluğunu, onları kötülemeden, küçük düşürmeden aksettirdiği, çevresinde yaşayanlara duyduğu şefkat ve sevgiyle dolu eseri, bizim de şahıslarını aynı duygularla tanımamızı, hayatları üzerinde düşünmemizi sağladığı için seviyorum. Necati Cumalı, Kervan, 1 Mayıs 1952 Murtaza sayfalarının içinden çıkıp aramıza karışıyor. Murtaza Varlık Yayınları İstanbul. Murtaza'yı hep hatırlayacağız. Günlerce macerasını vatan sütunlarında takip ettik. Vazifesinin aslanı olan o fabrika gece kontrol mavinin hüzünlü olduğu kadar güldürücü hikayesini her okuyan onu hafızasına kolay kolay silip atamamıştır. Kitap halinde yeniden okuduktan sonra bu romanın değerine bir daha inandım. Murtaza bütünüyle bir roman değil, uzun bir hikaye tek şahıslı, tek taraflı diyebileceğimiz bir hikaye. Eserde başka kahramanlar da var. Onların da kişiliklerine, hayatlarına girebiliyoruz. İşçi muhitini, fabrikanın hayatını görebiliyoruz. Ama bütün bunlar Murtaza yolu ile bir değer ve mana kazanabiliyor. Murtaza adı gibi Murtaza'nın romanı. Bu kitabı okuduktan sonra onu yıllardır yakınımızda yaşamış biri kadar tanıyoruz. Murtaza sayfalarının içinden çıkıp aramıza karışıyor. Şimdiye kadar okuduğum romanlarda hiçbir kahramanı bu kadar kendime yakın bulmamıştım. Onun konuşmaları, vazifesine delicesine düşkünlüğü, kendinden aşağısına zalim amirlerine karşı ise aşırı bir dalkavuk oluşu ne kadar beşeri bir renkle çizilmiş. Romancımız Orhan Kemal'in üçüncü romanı onun bugünkü edebiyatımızın sayılı ustalarından biri olduğunu açıkça gösteriyor. Oktay Akbal, Vatan, 27 Nisan 1952 Orhan Kemal ise yazdıkları ile kendi hayatının içinde yaşadığı cemiyetleri anlatıyor. İşte çukurovalı hikayeci. 1951 ile 1952 yılının ilk yarısında yayınlanan hikaye kitapları aynı müddet içinde çıkan şiir dergilerinden fazladır sanıyorum. Hem bunların ekserisi kaliteli hikayeler. Gene bu iki yılın en iyi hikayecisi Orhan Kemal'dir demek doğru olur. Bir yıl içinde 3-4 kitabı yayınlanıyor. Yanılmıyorsam iki romanı da tefrika edilmek suretiyle okuyucuya karşı çıkıyor. İki yıl içinde bu kadar çok yazdığını sanmam. Gerçi Velüttür ama daha çok stokları eritiyor gibi geliyor bana. Murtaza'yı henüz okuyamadım. Yalnız çamaşırcının kızından söz açacağım. 11 hikayenin 7'sinde yaşanan mahal, yazarın avucun içi gibi bildiği Çukurova'dır. Orhan Kemal'e kadar Çukurova'yı yazan bir Reşat Enis'i hatırlıyorum. Toprak kokusu orada 4-5 yıl kalınarak yazılmıştır. Romanın gerçek ve sert bünyesine rağmen ikna etmeyen taraflarının bulunduğunu saklamamalı. Sonra Çukurova öyle bir hayat dinamizmi içindedir ki 4-5 yıl kalmak orayı tanımaya belki yeter ama o atmosferi yaşamaya yetmez. Reşat Enis orada gazetecilik etmiştir. O havali İyi etüt ettiğinden şüphe etmem. Ama dediğim gibi görmüş ve tanımıştır. O kadar. Orhan Kemal ise yazdıkları ile kendi hayatını, içinde yaşadığı cemiyetleri anlatıyor. Yani çırçır fabrikasında bizzat çalışmıştır. Yıllarca oradan kazandığı ile günlük ekmeğini almıştır. Hadiseyi yaşayan sanatkar, görüne karşı daha avantajlıdır. Bu itibarla yazdıklarında ikna edecek kudreti bol bol bulursunuz. İşte Çamaşırcının kızındaki hikayeler tıpkı Gorki gibi yaşanan hayatı anlatıyor. Gorki gibi derken pek tepeden konuştuğum zannedilmesin. Şu anda Gorki'nin bir hikayesini hatırladım. Sataresti Mordasti yanılmıyorsam kötürüm bir çocuğun bodrum katındaki hayatını anlatıyor. Bana bu hikaye kadar insan sevgisini yaşatarak aşılayan eser az olmuştur. Aynı duyguyu Orhan Kemal'in Sevinç adlı hikayesinde de duyar gibi oldum. Kaldı ki kitapta bu sevinçten başka birbirinden güzel hikayeler var. Kötü kadın, duvarcı Celal, iki kız, Ayşe ile Fatma sayfalarda öyle unutulacak cinsten değil. Onlar yaprakları sert bir rüzgar gibi hızla çevirten kudrete sahip. Dostumuz Hüsamettin Bozok'a Tepe yayınları içinde böyle eserlere yer verdiği için teşekkür. Ömer Faruk Toprak Kaynak 15 Temmuz 1952